geldiniz. Bugünkü bir saatlik hızlandırılmış bir webinar seansı sizler için tasarladık. Son 3 aydır bir salgın ortamındayız. Hep beraber bu zor durumların içerisinden çıkarak iş hayatındaki değişiklikleri de bilfiil birlikte yaşıyoruz. 3 ay geçti ve Mayıs ayında da neredeyse 2 haftadan fazla süre evden çıkamadığımız bir süreç yaşadık. 3 ayın ardından Haziran ayı ortasından itibaren artık yavaş yavaş yeni normali konuştuğumuz, ofise geri dönüşeceğimiz zamanki olabilecek muhtemel aksiyonların ne olabileceği, ne gibi tedbirler alınması gerekliliği ile ilgili gündemlerimizin yoğunca olduğu. Son 3 ayda da yeni çalışma düzeni ve bu salgın sürecinin hayatımıza kattığı bazı değişiklikler oldu. Bu vesileyle bir webinar düzenleyelim istedik. Çünkü bu konunun birçok farklı alana değindiği, dokunduğu, özellikle insan kaynaklarının temposunu oldukça yükselttiği bir süreç yaşıyoruz. Bir yandan birçok farklı iş yapış şekillerinin de değiştiği bambaşka bir sürecin de içindeyiz aslında. O yüzden de çok kıymetli katılımcılarımızla bu paydada bir şeyleri, görüşmeleri, görüşlerini alacağımız bir webinar düzenledik. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Elifciğim, ilk sonraki slayda geçelim. Bir ajandamızın üzerinden geçelim. Sesim geliyor değil mi? Süper. Yoğun bir katılımcı listemiz var. Herkese söz vereceğiz. Herkesin ortalama 8-9 dakika konuştuğu rüzgar gibi geçecek bir webinar bizleri bekliyor. Not alabilirsiniz ama şunu söyleyeyim, görselleri ve sunumu herkesle paylaşacağız. O vesileyle herhangi bir sorun olmaz, olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle sözü Hakan Bey'e ileteceğim. MNB Türkiye lideri. Kendisi ofise geri dönüş için alınabilecek tedbirlerle bir açılış konuşması yapacak. Bundaki öngörülerini paylaşacak. Ondan sonra Marsh Risk Consulting bölümünde iş sürekliliği ve kriz yönetiminden çalışan Çiğdem Hanım'a normale dönüş stratejisiyle ilgili öngörülerini paylaşmasını rica edeceğiz. Ondan sonraki süreçte Mercer'ın kariyer ülke lideri Okan Bey sağ olsun bize güzel birkaç görsel hazırladı. Oradaki yetenek yönetiminde öncelikler neler var? Covid sonrasında bizi ne gibi bir süreç bekliyor? Bunlarla ilgili gündemimizden bahsedecek. Sonrasında konuyu yan haklar kısmını da işlemek üzere sözü Elif Hanım'a paylaşacağım. Vereceğim. Salgınla birlikte hayatımızı önde çıkan bazı uygulamalar oldu. Yan haklarda da ciddi öncelikler, değişiklikler ve yeni tasarımlar var. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Bu anlamda yaptığımız Nisan ve Mayıs ayındaki spot araştırmaların sonuçlarına biraz dokunarak genel olarak piyasada neler var, onların üzerinden geçeceğiz. Dijitalleşmenin de tabii yan haklar yönetiminde bir yeri var. Esnek yan haklar da bu dönemde çok ciddi talep görmüş ve katılımcılar, çalışanlar tarafından da yoğun katılımla karşılaşmış bir uygulama oldu. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Sonrasında sözü bugün de aramızda olan kıymetli katılımcılarımıza, şirket temsilcilerine vereceğiz. Arçelik'te, enerji sağ üretimde ve Schneider Elektrik'te bu süreç nasıl yaşandı? Ne gibi tedbirler aldılar? Bundan sonraki süreçte ne öngörüyorlar? Ne önlemler aldılar ve ne gibi aksiyon ve ajandaları var bize paylaşmalarını rica edeceğiz. Böyle bir ajandamız var. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Ben sözü izninizle Hakan Bey'e ileteyim. Ofise geri dönüş için alınabilecek tedbirler konusunda kendisine sözü aktarıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim Can. Öncelikle değerli katılımcılarımıza ve dinleyicilerimize bugün burada bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Hepimizin bizzat yaşayarak tecrübe ettiği üzere son aylarda dünyamız çok sıra dışı bir dönemden geçiyor. 2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan bir hastalık daha sonra küresel bir salgın boyutunu aldı. Ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünya genelinde 9 milyon üzerinde kişi enfekte oldu. Maalesef 500 bin civarında da insan hayatını kaybetti. Tüm gelişmiş teknolojisine rağmen insanoğlu bu salgına hazırlıksız yakalandı. Dünya genelinde ekonomi ve günlük hayat önemli ölçüde sekteye uğradı. Dünya Bankası tahminlerine göre 2020 yılı içinde milli gelirlerde küresel olarak 5 nokta ortalamada 5,2 bir küçülmeden bahsediliyor. Böyle bir öngörüleri var.
Ülkeler tabii zengin fakir ayrımı olmaksızın bu salgına maruz kaldı. Ve ilk bu şok dalgasını atlattıktan sonra da Mayıs ayı itibariyle yavaş yavaş normalleşme adımlarını atmaya başladılar. Haziran ayı itibariyle de bu adımlar biraz daha hızlanmaya başladı. Türkiye'de de paralel bir süreç işledi. Bir bölüm firma hazırlıklarını tamamlayarak Haziran ayı itibariyle iş yerlerine geri dönüşü yaptı. Bir bölümü de dönüş için şu anda hazırlıklarını yürütüyorlar. Bu hazırlıkların önemli bir bölümünü iş yerinde alınacak önlemlerin planlanması oluşturuyor aslında. Alınacak önlemler firmaların iş kollarına, faaliyet alanlarına göre değişiklik, çeşitlilik gösterse de aslında bir takım temel prensipler üzerine dayanıyor. Bu planın bileşenleri olarak iş yerine dönüş sürecinin fazlandırılması, aşamalandırılması, iş süreçlerinin gözden geçirilerek yalınlaştırılması ve gerekli olanların otomasyonu, iş yerlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemlerin alınması ve kişisel korunma ekipmanlarının eldiven, maske gibi, yüz maskesi gibi ekipmanların kullanılması ve kişisel hijyen kurallarına uyulması olarak, temel prensipler olarak özetleyebiliriz aslında. Ayrıca gerekli durumlarda çalışanlara ulaşım desteği sağlanması, psikolojik danışmanlığı da kapsayan çalışan destek programlarının sunulması, uzaktan çalışmayı kolaylaştıracak bir takım bilgi teknolojileri gereksinimlerinin karşılanması gibi unsurların da bu planlar içinde yer alması önem arz etmekte bize göre. Bu konuyla ilgili Elif'ciğim bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetim ve çalışma rehberi ile Marş Risk Danışmanlığı'nın hazırladığı çalışanların sağlıklı bir şekilde iş yerine döndürülmesi rehberlerini ben önerebilirim. Bunlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Sektörler bazında çok detaylı bilgiler var ve tamamen ücretsiz. Bunların kullanılmasını öneriyoruz dönüş hazırlıkları için. Şimdi bu Marş Risk Danışmanlığı'nın iş yerine dönüşle ilgili önlemler konusunda ki bakış açısını yansıtmak üzere ben sözü Çiğdem Hanım'a bırakıyorum. Çiğdem, bu konuyla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Çok teşekkürler Hakan Bey. Ben de öncelikli olarak bütün katılımcılarımıza hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Ardından da biz Marş Risk Danışmanlık ekibi olarak nasıl ele aldık normal dönüş planlamasını onu aktaracağım. Salgın yönetim stratejisi aslında temel olarak 3 adımda gerçekleşti. Bunun ilk adımı müdahale, ardından kurtarma ve şu anda da sizlerin de bahsettiği gibi 3. adım olarak normale dönüş planlaması içerisindeyiz. Bazı şirketler bahsettiğiniz gibi 1 Haziran'dan itibaren geçti. Bazıları ise halen bu planlamayı yapmakla meşguller. Bu tarafta odaklanmamız gereken bazı ana başlıklar var. Bunlardan birisi iş gücü etkisi ve işe dönüş tahmini. Yani burada aslında biz temel olarak şirketlere ve kurumlara ofise dönüş hazırlığı içerisindeyken bir karar değerlendirme kontrol listesini oluşturmalarını öneriyoruz. Bu ofise dönmüş olsalar bile bu karar değerlendirme listesinde sık sık gözden geçirmeliler. Peki bu listede neler yer almalı? Hükümetin aldığı kararları sıkı bir şekilde takip etmeye devam etmeliyiz. Salgının toplumdaki seyrini de benzer şekilde sıkı bir şekilde takibini yapmalıyız. Bunun yanı sıra ulaşım konusu kritik. Toplu taşıma mevzusu önemli konulardan biri. Ulaşım, çalışanların da bu tarafta kaygıları olabilir işe dönüşle ilgili. Bunların göz önünde bulundurması kritik noktalardan biri. Bunun yanı sıra çalışanın öz durumu olabilir. Örneğin çocuk bakımı, engelli bakımı ya da işe dönmeyle ilgili aşırı kaygı bozuklukları gibi durumlarla karşılaşılabilir. Tabii ki bu kaygı bozukluklarının içerisinde de ofisin koşulları çalışanları en yakından ilgilendiren konulardan biri. Ofisin mutlaka hazır, güvenli olduğunu çalışanlarımıza bildirmek durumundayız. Onları bu konuda düzenli olarak bilgilendirmeleri yapmalıyız. Yine bu
İşe dönüş planı tarafında iş gücü geri döndüğünde çalışanlara ve düzenleyicilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli şirketler. Ve bu işe yeniden dönüşte başlatma planını geliştirirken de riskleri anlayıp yeniden başlatma için odak alanları belirlemeliler. Bu çalışanlar tarafında... Geri dönüşte roller ve sorumluluklar tarafında mutlaka çalışanları ve yöneticileri ayrı ayrı sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmek konusu kritik. Zaten iletişim bu salgın süresince en kritik kısımlardan biriydi. İletişim bir iletişim planına sadık kalarak düzenli olarak hem hijyen konusunda, iş sağlığı güvenliği konularında, bilgi güvenliği konularında yine yaşanan ruh sağlığının etkilenmesi durumlarına dair bilgilendirmeleri gibi bilgilendirmelerin sürekliliğinin sağlanması konusu önemli. Yine ofise dönüşte çalışanları ilgilendiren diğer konulardan birisi tıbbi değerlendirme. Burada çalışanlarda eğer virüs varsa ve daha önce maruz kalmışsa nasıl hareket edilecek? Buna yönelik protokollerin belirlenmesi. Yine yeni vakalar ortaya çıkarsa buna karşı nasıl hareket edilecek. Bunların belirlenmesi. Bu evden çalışmaya geçtiğimiz sürede ilk zaten eve gönderilen risk gruplarının benzer şekilde geri dönüşte de düşünülmesi. Hamileler, kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü ve ailesinde özellikle hani sağlık çalışanı bulunanların da bu kapsama dahil edilerek değerlendirilmesi önemli. Bunun yanı sıra çalışma şekillerinin belirlenmesi. Pek çok şirket şu an zaten vardiyalı olarak dönüşümlü ofislerine dönmeye başladı. Burada fazlandırma Hakan Bey'in de bahsettiği gibi önemli. Örneğin belirli yüzdeler belirlenerek ilk haftada %10, ikinci haftada %10, üçüncü hafta bunu %20'ye çıkararak giderek hani benim globalde ve Türkiye'de gördüğüm %30'u %40'ı aşmayacak şekilde planlamaların yapıldığı. Tabii yine bunu en başta da bahsettiğim gibi salgının seyri buradaki en kritik noktalardan biri. Bunu takip ederek bu yüzdelerin de değişmesi söz konusu. Yine bu çalışanların ofise dönmeden önce mutlaka 2 haftalık bir süre gibi örneğin öncesinde bilgilendirilmesi önemli. Sosyal mesafeden bahsettik. 1,5-2 metre arası değişebiliyor. 1,8 de denebiliyor bazı bilimsel yayınlarda. Bu bizim de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 1,5 metreye göre bu sosyal mesafenin korunmasına göre aksiyonların alınması. Bu çalışma alanlarında, mola alanlarında, asansörlerde, mutfaklarda, yine tuvalet, toplantı odaları gibi konularda sosyal mesafeye dikkat edilmesi. Yine benzer şekilde servislerde, yemek alanlarında da bu konulara dikkat edilmesi önemli. Yine buralarda tabii salgın başlamasıyla birlikte müdahalede seyahatler, ziyaretler, toplantılarla ilgili önlemler ilk alınan önlemlerden biriydi. Yine dönüşte bunlar nasıl olacak? Genellikle eğer müşteriye ya da ofise bir dönüş söz konusu olduysa bunların formlarla yönetilmesi, çalışanlarımıza bu formların doldurulması, eğer müşterilere ziyaret yapılacaksa müşterinin bu taraftaki hazırlıklarının sorgulanması konuları önemli. Benzer şekilde yine bilgi teknolojileri ve siber güvenlikten çalışma halen devam ediyor. Ofise dönüş başlasa bile bazı çalışanlar evden çalışmaya da devam etmekte. Bu tarafta da yine güvenlik konuları ön plana çıkacak. Bilgi teknolojileri ekipleri sık bir şekilde bu alana odaklanmalılar. Ve tedarikçi riskleri de yine ortaya çıkan konulardan biriydi salgının başlamasıyla. Yine salgın devam etmekte olduğu için bizim tedarikçi zinciri tarafındaki
tasarımlarımızın yeniden yapılması, oradaki stratejilerin belirlenmesi, alternatif tedarikçi gibi yöntemlerin belirlenmesi gerekmekte. Ben süremi çok aşmadan sözü Can Suntay Bey'e devretmek istiyorum. Bu tarafta sorularınız olursa mutlaka memnuniyetle sonrasında cevaplamaktan memnunluk duyarım. Çiğdem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok perspektif var. Güzel toparladınız. Çok sağ olun. Umarım katılımcılarımız da burada esinlenecek bilgileri de vermiş olmuşuzdur. Evet, ben sözü fazla bekletmeden Okan Bey'e iletmek istiyorum. Mercer Türkiye kariyer lideri, kariyer bilimi lideri. Covid sonrasında bizi yetenek yönetiminde neler bekliyor? Siz ne dersiniz Okan Bey? Evet, öncelikle herkese merhaba. Teşekkürler Can. Benim alanım yetenek yönetimi ve bu alanda COVID, bu pandemi sırasında ve sonrasında ne tür bir değişim tetikledi? Zaman ölçüsünde bundan söz etmek istiyorum tabii ki. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Burada IBM'in Chief HR Officer'ının bir sözü her zaman için ön planda bu pandemi sürecinde. Daha önceki krizler daha çok finansal boyutu vardı. Tabii ki iş yaşantısını, iş gücünün durumunu hep etkiledi. Fakat şu anki kriz, yaşadığımız krizin çok farklı bir özelliği var. İnsan boyutu çok fazla önde ve dolayısıyla şirketleri bu krizden asıl çıkartacak olan şey finansal önlemlerin önünde insan sermayesi, insan kapitali tarafındaki çalışmalar ve bu konuda da bütün insan kaynakları profesyonellerine her düzeyde büyük bir rol düşüyor. Elif, şimdi devam edebilir misin? Bir takım kavramlardan söz etmek istiyorum. Çok temel kavramlar, üzerinde çok uzun konuşabilirim ama belirsizlik bizi hep rahatsız eder. Belirsizlik olumsuz bir anlam yükler günlük yaşantımızda. Ürkütür zaman zaman, fakat içinde yaşadığımız ortam ve özellikle zaman belirsizlikle baş edebilmenin çok temel bir yetkinlik olduğunu ortaya koyuyor. Belirsizliğe alışmamız gerekiyor ve de bu noktada belirsizliği yaşamamızın temel bir olgusu. 30 saniyede sesiniz dondu. Bilginiz olsun. Peki. Şu an herhalde duyuluyor sesim. Evet, şu an duyuluyor. Peki, teşekkür ederim. Bir sonraki kavram farkındalık. Belirsizliklerde fırsatlar ortaya çıkar. O fırsatları değerlendirenler gerçekten ayakta kalırlar. Fakat bunu gerçekleştirebilmeleri için farkındalıklarının yüksek olması gerekiyor. Öncelikle bunu birey olarak da ele alabilirsiniz, şirket olarak da. Kendine, yani içe yönelik bir farkındalık, çevreleyen bütün unsurlara yönelik, çevre, sistem, sistemin dinamikleri, hangi parametreler neyi tetikliyor, bunun üzerine bir farkındalık ve en önemlisi geleceğe yönelik farkındalık. Farkındalığını doğru oluşturmuş bireyler ya da kurumlar belirsizliklerle gerçekten çok daha hızlı ve efektif bir şekilde, etkin bir şekilde baş edebilme yeteneğine sahipler. Bunun sonucu olarak da biz esneklik kavramından söz ediyoruz. Yetenek yönetiminde özellikle belirsizliklerle baş edebilme becerisi. İş gücünde, iş ortamında, iş yapış şekillerinde esnek olabilme. Bu üç kavram birbiriyle ilişkili. Fakat hep altını çizdiğimiz şey geleceği öngörme üzerine kurulu. Ve Mercer'ın bu konuda her yıl yapmış olduğu, dünya genelinde, global ölçekte yapmış olduğu Global Talent Trends araştırması, gelecekteki yetenek yönetimindeki yönelimler olarak ifade edebilirim, sektöre ve bütün İK profesyonellerine geleceği öngörebilmeleri açısından gerekli bütün verileri sağlamakta ve bizim açımızdan da bir nevi bir yol gösterici. Fakat bu proaktif yaklaşımı, geleceği öngörme yönündeki çabaları sürekli kılarken doğru tepkiyi zamanında doğru tepki verebilmemiz de çok önemli. Her ne kadar reaktif olarak görsek bile bir krizi yönetebilme becerisi gerçekten ön planda ve bu becerinin ne kadar önemli olduğunu
gerek geleceği öngörme açısından, gerek zamanında doğru tepkiyi verebilme açısından bu yetkinliklerin bir kurum için özellikle ne kadar önemli olduğunu bu yaşadığımız süreçte çok iyi bir şekilde deneyimledik. Yaptığımız araştırma global ölçekte bize şunu gösteriyor. Yani kısa vadede 3 ila 6 ay boyunca iş gücü öncelikleri anlamında neleri gözden geçirme ihtiyacı var şirketlerin? Aslında şaşırtıcı sonuç yok ortada. Uzaktan çalışma, esnek çalışma özellikle ülkemizde çok genele vurursak, tabii bu konuda sistemlerini geliştirmiş olan, bir nevi geleceği öngörerek bu yeni çalışma modellerine uyumlanmış şirketlerimiz, kurumlarımız var. Ama geneli ortaya koyduğumuzda burada bir reaktif bir yaklaşım gösterdik uzaktan çalışma, esnek çalışma anlamında. Ve büyük bir şirketlerin büyük bir kısmı bu konudaki ya sistemlerini gözden geçiriyorlar ya da bu konuda sistem geliştirmekle meşguller. Tabii ki yeni çalışma yöntemleri konusunda çalışanların eğitilmesi, alternatif öğrenme modelleri, çapraz eğitim gibi konular ön planda. Fakat İK'nın asıl misyonu olan, varlık nedeni olan ödüllendirme, yedekleme, bu anlamda yeniden yapılanma, reorganizasyon kısa vade önlemler arasında yok. Fakat bunun çok yakın bir süre içerisinde öncelikli olarak ön plana çıkacağını çok rahatlıkla görüyoruz ve bunu da birazdan sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağım. Okan Bey, iki dakikada toparlayabilirsek çok memnun olurum. Peki. Bu anlamda Mercer'ın ortaya koymuş olduğu 3R metodolojisi var. Bunlardan birincisi tepki verme. Bunu Çiğdem Hanım gayet güzel anlattı. Ne şekilde bir tepki 4 ölçekte. İkinci boyutu bunun dönme, güvenli bir şekilde işi stabile edebilecek şekilde bir dönüş planlaması ve enerji, motivasyon ve enerji dolu bir dönüş yaşanması. Ve en önemlisi aslında bu sürecin sonucunda gerçekten bir şeyleri yeniden keşfederek ya da sıfırdan keşfederek yeni stratejilerle, yeni dönüşüm projeleriyle geleceği öngörerek doğru ve sağlam adımlar atabilmek. Sağlık ve zindeliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Sorumluluk kavramında değişikliklere sebep olduğunu bu COVID salgınının görüyoruz. İş destekliğinde yeni normlar yaratıldığını, yeni alışkanlıklar oluşturulduğunu görüyoruz. Sanal ortamda üretkenliğin yükseldiğini ve bunun yetenek modellemesini değiştireceğini öngörüyoruz. Otomasyon ve yapay zekanın iş üzerindeki etkisinin hızlandığını görüyoruz ve her şeyden önemlisi future of work, yani işin geleceğinin geldiğini görüyoruz. Yani bizim bu konudaki çalışmalarımız aslında geleceğe yönelik çalışmaların bir rekabet avantajı sağlayacağını söylerken şimdiye kadar artık söylemimizi değiştirdik Mercer olarak. Yani işin geleceği üzerindeki çalışmalar bir zorunluluk, hayatta yaşamsal bir zorunluluk. Bu anlamda dijital dönüşüm ön planda, öğrenme olgusu, insanlara yapılan yatırımlar ön plana çıkıyor. Öğrenme, öğrendiğini unutma ve yeniden öğrenme gibi temel yetkinlikler canlanıyor. Bu anlamda yeni nesil yetkinlikleri ortaya çıkartmak, ihtiyaçları ortaya çıkartmak çok gerekli. Ve de araçlar ön planda. Özellikle İK'nın çalışma prensipleri, İK'nın operasyon modeli bu dijitalleşme ve çevik çalışmanın gerekleri çerçevesinde bir dönüşüm içerisinde. Son olarak da çalışan deneyimi ve beklentileri açısından da konuya yaklaştığımızda empati kurmanın, karşılıklı anlayışın çalışan deneyimi açısından ve yönetim açısından etkili olduğunu görüyoruz.
iş yeri kavramının değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Sanal iş modellemelerinin liderlik, yönetim ve çalışan bağlılığı konusundaki etkileri gündemde, kariyer fırsatları konusunda, kariyer gelişimi konusunda eski modellemeler yerini yaratıcı çözümlere bırakmak zorunda ve performans ve ücretlendirme gibi kritik konularda gerçekten şirketlerin, İK'larının bir yenilenme ihtiyacı var. Temel eksen beceriye ücret verme. Eskiden işe, pozisyona, performansa ücret verirken şimdiki yeni kavram pay for skills, yani beceriye ödül verme. Geniş bir konu, kısa bir süre içerisinde toparlamaya çalıştım. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam Bey, kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi, çok sağ olun. Ben sözü Elif Hanım'a devretmek istiyorum. Yavaş yavaş yan haklar kısmına geçelim istiyoruz. Yan hakların da İK'ya olduğu kadar, diğer alanlar olduğu kadar özellikle uzaktan çalışma, evden çalışma modelleriyle birlikte bir etkisi var. Mart, Nisan, Mayıs evresi içerisinde spot araştırma, Peryon'la birlikte yaptığımız araştırma ile birlikte yan haklardan dokunan kısımlarını takip etmeye çalıştık. Elif'im sen ne dersin? Yan haklarda ne gibi değişiklikler var hayatımızda? Bahsedeceğim birazdan. Önce ilginiz ve katılımınız için çok teşekkürler. Bu arada ses kalitesi bazen değişebiliyor. O yüzden videoyu kapatarak ilerleyeceğim izninizle. Biraz daha kesintisiz olması açısından. Tamam. Hemen sonuçlarla aslında birazcık bir giriş yaptığımızda biz COVID dönemi boyunca hem yanak araştırmaları hem de sizlerle birebir bir arada olmaya çalıştık. O aşamada sizleri dinlemeye ve yanınızda olmaya çalıştık. Çünkü belirsiz bir süreçten geçtik. Kimsenin daha önce deneyimlemediği, bilmediği bir süreçten geçtik. Hiçbir global prosedürün yönlendirmenin olmadığı bir dönem ve son derece öğretici, kendimize ait has çözümler geliştirdiğimiz bir dönemden geçtik. Biz de bu dönemi üçe ayırdık. Hani biraz önce Respond, Return ve Reinvent'i gördünüz birkaç farklı Okan Bey'in sunumlarında. Biz de bu şekilde bir yanaklar üzerine bir bölümlendirme yaptığımızda öncelikle riskin gerçekleştiği dönem, yani özellikle pandeminin başladığı, evlerden çalışmaya başladığımız dönem, eş zamanlı olarak üretim ve saha ekiplerinin devam ettiği dönem. Burada tabii bazı yanaklarda işte ücret ve performansların ödenmediği, askıya alındığı dönemden bahsediyoruz. Sonra Haziran itibariyle artık işe dönüşleri konuştuğumuz dönem. Burada özellikle işte business continuity planların güncellenmeye başladığı, update edilmeye çalıştığı ve hani temel merkezinde çalışan sağlığının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Çalışan sağlığı ve iş yeri güvenliği. Reinvent, yani dönüşüm kısmı tam aslında şey, yani içinde bulunduğumuz süreç, yani artık yeni bir sistem konuşuyoruz burada. Burada özellikle hani bundan sonra karşılaşacağımız kavramlardan bir tanesi çalışanı dinleyen, buna alan açan, hızlı aksiyon alan ve empatik şirket kavramı aslında buradaki temel. Sağlık ve yan haklar tarafına baktığınızda artık çalışanın tercih ettiği, çalışanın kendi karar vereceği yapılardan bahsediyoruz. Ve buradaki prosedürlerin tamamen modernize edildiği, değiştirildiği bir dönem. Özellikle COVID döneminde bir şeyimiz vardı bizim, bir risk grubumuz vardı. Hep 65 yaş üstü bizim için risk grubuydu. Sembolik olarak burada da aynı risk grubundan bahsedebiliriz. Özellikle böyle eski sistemlerle devam etmeye çalışan, bu yaş almış yapıları değiştirmeyen organizasyonlar da burada en fazla etkilenecek şirketlerden bir tanesi. Şirket yapılar olacak aslında. Biz özellikle dijitalleşmeyi de tabii konuşuyoruz. Can Bey birazdan detaylı olarak bahsedecek. Ama hani ne değil derseniz, teknolojiye aşırı yatırım yapıyor olmak dijitalleşme değil, onu söyleyebiliriz. Beraberinde de böyle bir takım sanal güvenlikle ilgili riskleri barındırıyor. Remote çalışma, esnek çalışma modelleri şu an en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Burada tabii iş sürekliliği, iş yaşam dengesi ve özellikle yöneticilere düşen roller çok fazla. Yöneticilerin eğitilmesi buradaki en temel konulardan bir tanesi. Çok özetle baktığımızda İK'nın artık çok stratejik bir öneminden bahsediyoruz. Çok öne çıktığı bir dönem. Bunun yanı sıra bu ücret artışı, performans priminin ertelenmesi gibi durumlarda da baktığımızda da yan hakları da çok açıkçası öne çıkarttığı, çok parlattığı bir dönemden geçiyoruz. Biz özellikle böyle Mart, Nisan, Mayıs dönemini karşılaştırmalı olarak vermek istedik size. Zaten raporlara da web sayfamız aracılığıyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle izin konuları bizim çok gündemimizdeydi bu dönemde. Ücretsiz izin prosedürlerini değiştiren, revize eden şirketler olduğunu gördük. Özellikle izin tarafında yine zorunlu izin kullandıran, işte eksi izin bakiyesi gibi uygulamalar söz konusu oldu.
ve bunun yanı sıra böyle farklı yeni uygulamalar da var. Özellikle bu iş yaşam dengesi, aile ve çocuk eğitimiyle ilgili verilen bir takım global örneklerden de bahsediyoruz bu arada. 3 haftalık ücretli izinlerden bahsediyoruz bu yeni uygulamalar arasında. Yanaklar tarafında remote çalışmayla birlikte askıya alınan bir takım şeyler oldu, bir takım yanaklar var. Özellikle şirket servisi, yemek çeki, ulaşım, benzin yardımı gibi kalemlerin askıya alındığını, durdurulduğunu görüyoruz dönemsel olarak. Bir dönemde yeni hayatımıza girenler var. Özellikle üretim ekibi biz evlerdeyken çalışmaya devam etti. Dolayısıyla buradaki çalışanların motivasyonunu arttırmak üzere market ve hediye çeki gibi verilen uygulamalarla karşı karşıyayız bu dönemsel olarak. Ve yeni yanaklar var. En başta internet bağlantısı ücreti, birazdan hani tutar ve izlenilen yol olarak bahsediyor olacağız. Finansal kredi imkanları, işte bayram yardım vermeyen şirketlerin bu döneme ait bayram yardım ödemeleri yapmaları, nakdi yardım yapmaları ve COVID'e yakalanan çalışanlar olduğunda da ve yakınları olduğunda verilen nakdi yardımlardan bahsedebiliriz. Bunlar özellikle bu döneme ait karşılaştığımız yanaklar. Elif'ciğim 3 dakikada toparlayabilirsek çok sevinirim. Okey, 3 dakikada toparlayacağım. Uzaktan esnek çalışma bir kısmımız daha önce deneyimledi, bir kısmımız için de çok yeni oldu bu. Özellikle burada iki konu çok ön planda. Bir, çalışan motivasyonunu arttırmak ki burada yapılan uygulamalardan kısaca bahsetmek gerekirse özellikle mental wellness konuları çok önemli. Duygusal dayanıklılık, online psikolog, online spor desteği gibi konular. Bunlar tedarikçiler aracılığıyla da verilebiliyor veya çalışanın fatura karşılığı da bir şekilde kurumlar tarafından geri ödeme yapılaraktan cover edilebiliyor. Çocuklarla vakit geçirmek, yani bu esnek çalışma ve çocuklarla vakit geçirme konusunda da çalışanın kendi timeline'ı kendi oluşturmasına yönelik bir takım alternatifler sunulabiliyor. Flex'le ilgili çok kısa, esnek yanaklarla ilgili çok kısa bir karşılaştırma örneğinden bahsedeceğim. Geçen sene ve bu seneyi karşılaştırdık ve çalışanların ne tercih ettiğine bakmaya çalıştık. Burada da özellikle gıda çeklerinde çok ciddi bir artış var. %40 bir artış var. Geçen seneki seçimle bu seneki seçimleri karşılaştırdığımızda Mart-Mayıs dönemi için. Mayıs dönemine geldiğimizde de Mayıs tarafına baktığımızda ücret artışıyla ilgili %21 ücret artışı gerçekleştirmeyeceğini belirttik. O önceki dönemlerde planlayanlar %37 oranındaydı şirketler açısından baktığımızda. Performans primlerin revize edilmesi %63 gibi oran ki prim ertelemelerini konuşmuştuk Nisan ayında. %35 gibi şirketler primlerini erteleyeceğini belirtmişti. İnternet bağlantısında tutar olarak bize çok fazla soru geldi. Dolayısıyla bunu anketimizde sorduk ve 90 TL medyanda aylık bir ödeme yapılıyor. Aynı şekilde fatura karşılığı olarak da takip ediliyor. Remote çalışmayla ilgili %60 gibi bir oran, çok yüksek bir oran. Remote çalışmaya devam edecek şirketlerin oranı, daha önceden deneyim olanlar veya olmayanlar hepsi birlikte. Son olarak da burada şirket aracıyla alımımız kısmında karşılaştığımızda %4'lük bir artış var alımımıza dönüşle ilgili. Sağlıkla ilgili de özellikle bu dönem hasar primler çok çok iyi gidiyor. Tazminatlar düşük. Dolayısıyla bu dezavantajı avantaja dönüştüren kurumlar var. Burada da özellikle teminat iyileştirme ve banların plana dahil edilmesi gibi uygulamalar var. Sigorta şirketlerinin bu dönemsel kâra iştirakları gibi uygulamaları var. Bir de son olarak tarama testlerinden bahsetmek istiyoruz. İşe dönüşte de tarama testlerinin yapılması gibi bir ajandanız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada da aslında bir maliyet yararlılığın öncelikle tartışılıp ondan sonra karar verilmesi gerektiğini önerebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Sözü Can Bey'e devrediyorum tekrar. Çok detay var. Elif'ciğim sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok detay var, evet. Sunumu zaten katılımcılarla paylaşacağız. Bilginiz olsun tekrardan. Evet, ben de vakti değerlendirmek açısından sözü alayım. Dijitalleşmeden biraz bahsetmek istiyorum. Devam edebiliriz Elif'ciğim. Dijitalleşme hayatımızın her yerinde yanaklar yönetimine de tabii sirayet edecek. Oradaki işlemleri kolaylaştıracak bir olgusu da ve gündemi de var. İK sonuçta değişiyor ve dönüşüyor. Operasyonel birim olmaktan birazcık daha stratejik bir iş ortağına doğru gittiği, iş hedeflerine ulaşmanın da önemli bir rolünün insan stratejisi ve bunun uygulanışı olduğunu aslında hepimiz fark ediyoruz. Son 15 yıllık, 20 yıllık İK'nın dönüşümü sürecini. Okan Bey'in de orada kıymetli katkıları oldu sağ olsun. Öne çıkan konularda evet, gelecekteki büyümeyi desteklemek için yeteneğin yönetimi önemli. Maliyetlerin azaltılması, daha doğrusu verimlilik arayışları çok öne çıkıyor orada. Ve çalışanların verilerinin, çalışan verisinin başarılı bir şekilde bir sonuca ulaşmak için kullanılabilmesi. Orada olabildiğince içeride de
kurgularda HR Analytics dediğimiz olan olgunun ortaya çıktığı bir öngüdeyiz. Geçebiliriz. İşverenlerin tabii ki genel olarak buradaki önceliklerinden kısaca değinmek istersek yan haklarla ilgili değişen koşullar hakkında bilgilenmelerini istiyorlar. Çünkü her sene belirli bir içerikte ve yeni bir fiyatlamaların yapıldığı, satın alma süreçlerinin olduğu ve içeriklerde değişiklikten olabildiği çok devinimi olan bir konu. O yüzden de bilgiye anlık ulaşım yan haklarda önemli oluyor. Çalışanların değişken ihtiyaçları olduğunu farkındayız. Dünya tarihinde ilk defa 4 jenerasyonun hatta 5 jenerasyonun aynı anda birlikte çalıştığı bir çalışma iklimimiz, ortamımız var. O yüzden de buradaki buna karşılık verebilme, rekabet üstünlüğü yaratma, dedikodunun bolca yapıldığı yan haklar alanında çok öne çıkıyor. Onu söyleyebiliriz. Çekme ve tutundurmaya destek içinde yan hakların çok öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Son 3 aydır özellikle yan hakların daha da öne çıktığı bir süreç oldu. Yan hakların günlük operasyonel süreçlerinde daha az vakit ayırabileceğimiz ortamları arıyoruz. O yüzden dijital orada biraz daha öne çıkıyor. Çoklu şirketlerde de tutarlı yapılar ve bütünleşik bir bakış açısının arayışları var. Tabii ki şirketler kendi içlerinde belirli noktalarda belirli özgürlükleri var ama üstten bakıldığında da bazı ortak paydada birleşme noktalarını yönetme ihtiyaçları öne çıkıyor. Çalışan kısmında da yani 4 jenerasyon, 5 jenerasyon dedik. Evet, yan haklar bu konuda çalışana özgü tasarımlanması, onlara olan avantajlarının düzgün anlatılması, çalışma ortamındaki çalışan ortamına adapte olan genç neslin de bu noktada önemli bilgilere, sorumluluklarına, işleyişlere erişebilmesi önemli oluyor. Vergi ve SGK muafiyetleri, indirimler var. Özellikle büyük yapılardan, şirketlerden bu avantajların çalışan lehine de kullandırılması adına beklentiler var. Seçim yapabilme imkanı oldukça yüksek. Herkes bu seçim özgürlüğünü çok seviyor ve istiyor. Hayatımıza daha da fazla yayılacak bir şeyde olacağını öngörüyoruz. Anlık bilgi ve gerekli formalar ulaşımı da dijital olarak da kullanmak ihtiyacı daha da fazla olacak. Bu şekilde otomasyon ve İK'daki admin işleyişlerinin kolaylaşması da gündemde daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Geçebiliriz Elif. Esnek yan haklar olgusunun içerisinde aslında 4 bileşen var. Bunu bir toparlamak istedik. Aslında hayatımızda esnek yan haklar olmasa da mevcutta çalışanların gönüllü olarak net ücretlerinden kesinti yaparak alabildikleri yan haklara ilişkin imkanlar sağlıyoruz. Burada belirli bir programa ya da portale çalışanın harcayabileceği bütçeyi yükleyip istediğini seçebileceği bir ortam yarattığımız oldukça geniş örneklerimiz var. Ama tabii esnek yan hakların merkezinde biraz aslında bizim konumlandırmamızda biliyorsunuz değiş tokuş imkanı da var. Yani belirli mevcut sahip olduğum yan hakların içeriğinin bir kısmını azaltıp onun yerine yeni bir yan hak alabileceğim imkanın da yaratılması mümkün olabiliyor esnek yan hakların sunduğu imkanlarla. Bir üçüncüsü ücretten katkı sağlama imkanı. Burada da son özellikle 2 senedir araç ödenekleri, ulaşım yardımlarından tutun da nakit olarak verilen performans primleri, satış primlerinin de çalışanın tercihine bırakılarak isterse bir kısmıyla yan hak alabileceği imkanların yaratıldığını görüyoruz. Bu da bize bir üçüncü bir aslında perspektifi katıyor. Bu da şirketlerin özellikle muafiyet ve indirimlerden faydalanması adına çalışanlara sunabileceği bir ayrı bir pencere. Toplam ücret yönetimi, toplam ödül yönetimi de diyebiliriz. Burada da şirketinizde çalışanların sahip olduğu pozisyona sahip oldukları tüm yan hakların, politikaların, izin politikalarının belirli bir sürekli erişebilecek bir portalde listelendiği, içeriğinin anlatıldığı, herhangi bir durumsal bir konu olduğunda o işleyişin nasıl olduğunun hatırlanabileceği ve onun üzerinden sürecin takip edilebileceği yapılar aslında bunlar. Statik ya da dinamik olarak tasarımlar yapılarak çalışanın her an 7/24 elinin altında olabileceği sistemlere olan geçişinde önümüzdeki süreçte hızlanacağını öngörüyoruz. Geçebiliriz. Yatırım geri dönüşü tabii ki esnek yan haklarda oluyor. Orada da idarede otomasyon, işverendeki maliyetlerin kontrol edilebilir olması, yan hakların kolay ve etkili iletişimi için yazılımın kullanılabiliyor olması ve yan haklardaki ve ücretlendirmedeki olan memnuniyetlerin yükselmesi mümkün olabiliyor. Bu noktada da esnek yan haklar programları genel olarak az önce anlattığım 4 bileşeniyle birlikte çok çok öne çıkıyor. Devam edebiliriz. Elif, şimdi devam edebiliriz.
Esnek yan haklarda bütçe üretmek için birçok kalem öne çıktı. Özellikle son 2 seneyi de toparladığımız zaman işin içinde izin günlerini çok konuştuğumuz konular oldu. Ulaşım yardımları, yemek çekleri, yemek yardımları, sosyal yardımlar, sağlık sigortaları. Bununla beraber top performer denen o anlık ödüllendirme ya da başarılı projeyi bir tamamlamış arkadaşların ödüllendirildiği diyelim. Bütçelerin de esnek yan haklarda kullanıldığı, anlık ödüllendirme bütçelerinin de esnek yan haklarda özellikle sağlık ve emeklilik planlarına aktarımı yapılabilmesi için imkanlar tanındığı, araç ve mobil cihaz yönetimlerinin esnetildiği ve biraz oradaki inisiyatifin çalışana bırakıldığı, isterse kendi cihazını kullanabildiği, istediği cihazı alabildiği, kendi aracını kullanabildiği durumları esnek yan haklar programları oldukça hızlandırıyor oralarda, belirli yapılarda önemli bir ilerleyiş var. Kıdem ödüllerinin ve değişken ücretin de az önce bahsettiğim şekilde esnek yan haklarda konu edildiği örneklerin çoğaldığını piyasada görüyoruz. Devam edebiliriz. İnternet sitemizde yenildik. Bilginiz olsun. Esnek yan haklar alanı ile ilgili ayrı bir sayfamız var. Devam edelim. Yan haklar danışmanlığı alanında kattığımız ve yaptığımızı beyan ettiğimiz yeni hizmetlerimiz, aslında yaptığımız ama burada da beyan etmeye başladığımız hizmetlerimizle ilgili bir toparlama yaptık. Devam edelim. Mercer Marsh Benefits olarak da sağlığın da içinde olduğu ama toplu olarak yan haklara da bakılacak ortak projelerle de müşterilerimize biliyorsunuz destek oluyoruz. Oralarda da neler yapıldığına dair de bilgi alabileceğiniz ayrı bir internet sayfamız var. Evet, şimdi 20 dakika, 25 dakika diyelim toplamda toparlayacağımız son bölüme geçmek istiyorum. Tekrardan takdim edeyim. Sibel Hanım aramızda, Sibel Toker Arçelik'ten Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü. Enerji Sağ Üretim'den İK Grup Müdürü Haluk Köktürk aramızda. Schneider Elektrik'ten Ticari Organizasyon Bölge İK Müdürü Müjgan Hanım, Müjgan Erkut aramızda. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine kıymetli vakitlerini bize ayırdığı için. Buradaki esas aslında kendilerine davet etmek istediğimiz konu bu zor dönemi nasıl geçirdiler ve bu zor dönemde uygulamalarda ne gibi hayata geçirdikleri konular, önlemler oldu. Yeni süreçte ne gibi bir ajandaları var, tecrübelerinden ve gelecek beklentilerinden bahsetmesi için ben sözü Sibel Hanım'a devretmek istiyorum. Sibel Hanım, yani her konuşmacının yaklaşık 8 dakika bir süresi olacak. Bu şekilde ilerlemeye gayret edeceğiz. Sibel Hanım, buyurun efendim. Sizler nelerden bahsedersiniz? Çok kıymetli tecrübeleriniz oldu aslında. Sözü ben size devredeceğim efendim. Teşekkürler hocam. Merhabalar herkese. Çok kısaca kendimden bahsetmek isterim öncelikle. Sibel Toker Bancan'ın söylediği gibi Arçelik'te ücretlendirme, yan haklar, performans yönetimi ve HRA süreçlerinden sorumluyum. Toplamda da 20 senedir İK'nın çeşitli fonksiyonlarında çalışmaya devam ediyorum. Aslına bakarsanız. Arçelik'i tanıtmama gerek olmadığını düşünüyorum. Arçelik 32 ülkede faaliyet gösteren, 30 binden fazla çalışanı olan çok büyük bir ekosisteme aslında hizmet veren bir şirket. Ve artık Türkiye için de bir wow mark bildiğiniz gibi. Biz pandemi sürecine aslında Türkiye özelinde 19 Mart itibariyle tam anlamıyla giriş yaptık diyebiliriz. Çin'de bir ofisimiz var ve o nedenle Wuhan'da değil ama yine de Çin en ilk başta etkilenen ülkelerden bir tanesiydi. Ve Çin'deki ofisimizden birçok şey öğrenip hızlıca aksiyona geçirme şansımız oldu aslında bizim. Dediğim gibi 19 Mart itibariyle bütün ofislerimiz, satış ofislerimiz ve headquarter'ımız evden çalışmaya karar verdik. Bu bizim için büyük bir değişiklikti aslında bakarsanız. Çünkü o ana kadar evet esnek saat uygulamamız vardı fakat evden çalışma politikamız yoktu bizim. Yalnızca Arçelik özelinde değil aslında grup şirketleri özelinde, Koç grup şirketleri özelinde böyle bir politika uygulanmıyordu. Ama şunu gördük bu pandemi sürecinde aslında en az fiziki kadar verimli çalışabiliyoruz evden de. Bundan sonrasında da aslında evden çalışma haftada bir ya da iki gün olacak şekilde bizim için devam eden bir süreç olacak. En büyük değişikliklerimizden bir tanesi buydu. Dediğim gibi 19 Mart itibariyle biz işi mümkün olan bütün arkadaşlarımızı evlerine çektik ve evlerden çalışmaya başladık. Ben de onlardan biriyim ki halen zaten evden çalışmaya da devam ediyorum. İlk yaptığımız aksiyonlardan bir tanesi aslında bir kriz ofisi oluşturmaktı.
Kriz ofisi yalnızca üst düzey çalışanlarımız değil aslında. Genel müdür, genel müdür yardımcılarımız değil. Ülke müdürleri ve başhekimimizin de dahil olduğu bir ekipten oluşuyor. Her sabah bu ekip toparlanıp aslında bir toplantı yapıp günün değerlendirmesine ve alınması gereken, hızlı alınması gereken aksiyonlar noktasında bizi gerçekten yönlendirdiler. Bu çok hızlı bir hareket etmemizi sağladı birinci olarak. Tek elden doğrudan bilgi alıp onu uygulama şansımız oldu. İkinci olarak Koç Holding'in de destekleriyle aslında biz bir algı anketleri yaptık. Çalışanlarımız ne istediği onu duymak istedik. Bugüne kadar 3 tane yaptık. İlki evlere çekildiğimiz ilk hafta yapılmıştı. Ve kaygı seviyesi %58'lerdeydi. Son anketimizi 2 hafta önce yaklaşık olarak yaptık. Ve 19'lara kadar düşmüş durumda. Aslında bu algı anketi bizim için başta zorlayıcıydı. Çünkü çok fazla talep, çok fazla istek vardı. Ama şu anda gerçekten ufkumuzu açıcı ilerliyor. Ve biraz da artık son 3 aydır, 4 aydır yaptığımız çalışmaların meyvelerini görmeye başladığımız bir dönem olmaya başladı. Yalnızca biz değil, zeminki İK bu süreçte en çok çalışan ekiplerin başında geldi aslında. Evet, işletmelerimizin hepsi devam etti. İşletmede çalışan arkadaşlar bilfil ofislerde çalıştı. Ama İK'da her şeyi gözlemleyerek ve her şeyi hızlı, proaktif bir şekilde aksiyon alabilmek için çok uzun saatler çalışan ekiplerden oldu. O yüzden aramızda eminim birçok İK'cı var. Herkesin emeklerini sağlıyor öncelikle. Bunun dışında neler yaptık? Yan haklar olarak neler yaptık diye bakarsak, ilk olarak idari izinlerden bahsedebilirim. Devlet zaten aslında bir idari izin politikası geliştirdi. Ve bunu hepimiz uygulamakla yükümlüydük. Ama biz biraz daha bunu geliştirdik başhekimlerimizin yönlendirmesi doğrultusunda. Yalnızca çalışanların kendilerinde kronik rahatsızlıkların olmasının dışında eğer beraber yaşadığı birinci derecedeki yakınlarında da bir kronik rahatsızlık varsa bu arkadaşlarımızı da idari izinli saydık. Yine pandemi hastanelerinde ya da ailelerinde sağlık çalışanı var olan arkadaşlarımızı yine idari izinli saydık. Aynı şekilde eşi hamile ya da emziren olan çalışma arkadaşlarımızı da idari izinli saydık. Yani idari izin kavramı aslında bizim için oldukça genişledi. Gün geldiği 5.500 kişilere ulaştı. Yani çalışan sayımızın ciddi bir oranını oluşturdu. Bu yalnızca aylık ücretli çalışanlarımızda yani beyaz yakalı çalışanlarımızda değil, işletmelerde çalışan mavi yakalı çalışanlarımız için de geçerliydi. Bu gerçekten zaman zaman süreci olsa da çok büyük, güzel dönüşler aldığımız bir uygulamamız oldu. Şimdi artık idari izinli arkadaşlarımızı yavaş yavaş ofislere döndürmeye başladık. Hala doktorlarımızın yönergelerine göre riskli buldukları gruplar var. Onların haricinde olan arkadaşlarımızı çalışma yerlerine davet etmeye başlıyoruz. Kimse bahsetti bilmiyorum, hatırlayamayacağım şimdi ama onların bahsettiği gibi 15 gün öncesinden kendilerine tebligat yapıyoruz. Aslında artık işe döneceksin, lütfen kendini karantinaya al şeklinde bir uyarıyla birlikte daha sonrasında da iş yerlerimize davet ediyoruz. Bunun dışında bir finansal destek uygulamamız oldu bizim. Hemen Mart'ın sonunda devreye aldığımız. Hali hazırda zaten bir avans uygulamamız var. Ama bu mevcut avans uygulamamızdan biraz daha geniş olarak uyguladığımız, daha az şarta baktığımız, yani aslında yalnızca belli bir süre bir çalışmasının ön koşul saydığımız ve çok hızlı olan süreçlerini takip ettiğimiz bir süreçten bahsediyorum. Ve çalışanlar tarafından da %77 kullanım oranına sahip. Bu gerçekten anlık olarak birçok ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum aslına bakarsanız. Bir diğer yaptığımız şey şuydu. Bizim zaten flexramız var. Yani esnek yan haklarımız var. Ve dönemimizi Şubat'ta açıp Mart'ta kapatıyoruz. Yani biz evlere döndüğümüzde zaten artık kapatma sürecine girmiştik. Nisan itibariyle de normalde ne yaparız? Ofisimize gelir bütün tedarikçilerimizden kartlar ya da ürünler. Biz orada bir tane stand kurarız. Arkadaşlarımız dağıtırlar. Bunu yapamadık tabii ki ilk olarak. İlk önce bir ilk tepkisel olarak şey dedik. Sanki süreç o kadar da uzun sürmeyecekmiş gibi geldi ve dedik ki biraz bekleyelim, görelim nasıl olsa ofise döneceğiz. Biraz bekleyelim dedik. İlk tepkimiz buydu aslına bakarsanız.
Daha sonra yine algı anketlerinden çıkan sonuçlarla gördük ki esas çalışanlarımızın ihtiyacı işte market alışverişi, aldıkları elektronik ürünleri kullanma ihtiyacı var. Öyle olunca da tedarikçi başına aslında ne yapabiliriz'i değerlendirmeye başladık. İşte bazı tedarikçilerimizi online uygulamayı açmaları yönünde ikna ettik. Bazı tedarikçilerimizi alınan ürünleri değiştirme yönünde ikna ettik. Bazılarını kullanım sürelerini uzattık. 2021'in ilk çeyreği de kullanabilecek arkadaşlarımız. Bunları yapsak da fiziksel olarak bazı ürünler de vardı elimizde. Özellikle elektronik ürünler. Burada da aslında iş kaynaklarımızı kullandık gerçekten. Tedarikçimiz bize bizim depolarımızdan bir tanesine gönderdi ve depolardan bütün arkadaşlarımızın evlerine dağıtıldı. 1200 tane dağıtımdan bahsediyorum. Çok ufak mevlalardan bahsetmiyorum. 1200 tane adrese özel teslimattan bahsediyorum. Çok ciddi bir aslında geri planında da idari süreçleri olan uygulamalar. İşte elektronik olduğu için işte bunların tabii ki sigortalanması gibi süreçler de vardı. Anlatırken çok kolay gibi gözüküyor ama uygulamaya geçtiğinizde çok da kolay değildi, onu söyleyebilirim. Ama şu anda görüyoruz ki iyi ki yapmışız, iyi ki böyle kararları vermişiz ve iyi ki maliyetlerine katlanmışız aslında. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Onun dışında bu dönem bize gösterdi ki yan haklarda olabildiğince esnek olmamız gerekiyor ve yine gösterdi ki bir tane uygulama herkes için geçerli olmayabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Bizim fabrikalarımızda ya da merkezdeki ofislerimizde zaten yemek dağıtılıyor. Yemekhanelerimiz var. Ama bir grubumuz da var ki satış ofislerimiz ya da Kadıköy ofisimiz. Oralarda da set kart veriyorduk. Fakat burada dedik ki zaten bizim için en önemli şey çalışanlarımızın sağlığı, ailelerinin sağlığı. Sonra da işimizin devam etmesi. Bütün aldığımız aksiyonlarda da bu üç mottoyu aslında ön planına çarptık. Ve dedik ki set kart uygulamamızı durdurmamız gerekiyor. Set kart uygulaması durdurduk ama lunchbox'lara başladık. Çok. Bütün lokasyonlarda servis uygulamamız var. Ama işletmelerde özellikle pandeminin çok yoğun olduğu dönemde ofislere giden arkadaşlardan kendi araçlarıyla gelme talepleri oldu. Bu talepleri de geri çevirmedik ve benzin ihtiyaçlarını karşıladık. Ki böyle bir uygulamamız normalde yok. Ama dediğim gibi ihtiyaca yönelik gelen talepleri ne kadar karşılayabiliriz diye gerçekten baktık ve değerlendirdik. Şunu gördük, ne kadar esnek davranabilirsek aslında hem motivasyonu o kadar iyi sağlayabiliyoruz hem de şirket bağlılığını. Tabii bu arada şeyden bahsetmek isterim. Arçelik'in hani bu dönemde yaptıklarımız evet birçok şey var ama şirket olarak hepimizi, bütün çalışanlarını çok gururlandıran iki tane de uygulaması oldu. Bir tanesi solunum cihazı projesi aslında. Mart sonunda hepiniz duymuşsunuzdur zaten. İşlerimizden bir tanesinin hattını solunum cihazı üretimine tamamen ayırdık. Ve 5000 adet ürettik. Şimdi işte televizyonda falan gördüğümüzde Brezilya'da bilmem nerede gibi lokasyonlarda Made in Türkiye diye yazısını gördüğümüzde aslında her bir arçelikte çok gurur duyuyor. Onu çok net söyleyebilirim. Evet, Sibel Hanım çok teşekkür ediyoruz. Yani çok kıymetli, önemli süreçlerden geçtiniz. Önemli tecrübelere de sahipsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Mutlaka ki daha geniş zamana ihtiyacımız var. Bunları bir daha inşallah beraber bir arada olabileceğimiz güzel bir günde farklı bir panel daha uzunca bir sürede değerlendirmeyi çok çok isterim. Ben izninizle sözü Haluk Bey'e veriyorum. Çok sağ olun Sibel Hanım, tekrardan. Tamam, teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Haluk Bey, sizin tarafta nasıl yaşadığınız bu süreci, bundan sonraki süreçte ne öngörüyorsunuz? Tekrar teşekkür ediyorum kıymetli vaktiniz için. Ben teşekkür ederim davet için. Merhabalar herkese. Şimdi biz tabii hem enerji üretim olarak hem de tabii Sabancı Holding'in bir parçası olduğumuz için holding seviyesinde bir kriz yönetimiyle sürece başladık ki Şubat başına aşağı yukarı denk geliyor. Hem holdingin CEO'su Cenk Bey'in, Cenk Alper'in liderliğinde bir kriz yönetim ekibi kuruldu, kriz komitesi. Hem de biz enerji üretimdeki zaten daha önce tanımlanmış olan kriz yönetim ekibine faaliyetleri geçirmiş olduk. Bu dönemde bir kere tabii ki yani Sibel Hanım da bahsetti. Birinci önceliğimiz tabii ki çalışanlarımızın sağlığını korumak oldu. O anlamda da şimdiye kadar işte yaklaşık 3-3,5 aylık süreçte herhangi bir çalışanımızın da pozitif vakasının olmaması bizi çok sevindiren unsurlardan bir tanesi.
Burada kriz yönetim ekibi hala şeylerini, günlük toplantılarını devam ettiriyor. Buna ilaveten tabii bizim 21 tane farklı lokasyonumuz var. Elektrik santralleri, farklı teknolojilerde. Bu santrallerin liderleriyle, yöneticileriyle de ayrıca bir her gün koordinasyon toplantısı akşam gerçekleştirdik. CEO'muzun ve bütün liderlik takımının öncülüğünde. Bu toplantılar işte her gün hatta hafta sonu, başlangıçta hafta sonu dahil günde 7, haftada 7 gün yapılırken zamanla onu haftada 3'e indirdik. Şu anda da haftada bir çarşamba günleri yürüterek yine o koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Çalışma şekline gelirsek merkez ofis zaten Mart'ın 16'sı itibariyle tamamen evden çalışmaya başladı. Sahalarda da sahanın durumuna göre ve o şehirdeki bölgedeki işte COVID'in yayılımına, vaka sayısına vesaire göre bazı santrallerimizi karantina şeklinde, yani tamamen karantinaya alarak yönettik. Genelde de diğer santrallerimizde dönüşümlü bir çalışma sistemiyle arkadaşlarımız dönüşümlü olarak gidip geldiler. Bütün santraller üretimine devam etti bu dönemde de. Hala da devam ediyorlar. Hatta bakım büyük bakım çalışmaları geçiren santrallerimiz bile oldu bu dönemde. Onları da başarıyla atlattık. Özellikle merkez ofis tarafında tabii uzaktan çalışmanın getirdiği bir takım şeyler var, gereklilikler var. O anlamda bizim pandemi başlamadan kısa bir süre önce devreye aldığımız Microsoft Teams uygulaması bizi ciddi anlamda destekledi bu süreçte. Dolayısıyla o dijitalleşme şeyinde, döneminde en azından bunun başımıza gelmiş olması nedeniyle ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadan, bir sorun yaşamadan süreci atlattık. Hala da zaten aynı yöntemle toplantılara, çalışmalara devam ediyoruz. Evden çalışma uygulaması zaten bizde aşağı yukarı pandemi başladığı anda yaklaşık işte bir yıldan biraz uzun bir süredir vardı. Önce hafta, ayda birle başlamıştık ama son aşağı yukarı işte 9-10 aydır ayda 2 gün şeklinde devam ediyordu. Dolayısıyla bir aşinalık ve kullanım vardı zaten. Ama tabii bir anda herkes evden çalışmaya başlayınca farklı bir ruh haline girdi bütün Türkiye'de olduğu gibi arkadaşlarımız. Ama şu ana kadar da bir sıkıntı olmadan geldik. Bu dönemde biraz istatistiklerden bahsedeceğim. Teams üzerinde işte son 3 ayı dikkate alırsak 20 binden fazla şey yapıldı, call yapıldı, görüntülü ya da sesli. 1500'den fazla anket uygulaması yapılmış durumda ve 1,5 milyonun üstünde de mesajlaşma olmuş enerji üretim çalışanları arasında. Dolayısıyla normal döneme göre tabii ki çok yüksek bir sayı rakamlara ulaştı bu istatistiklerde. Onun dışında özellikle evdeki çalışanlarımızı biraz böyle hani hem morallerini yüksek tutmak hem biraz sosyal anlamda onları çok aşağı düşürmemek adına uzaktan bir takım etkinliklerimiz oldu. Kurumsal iletişim ekibimizin de desteğiyle tabii ki. Ev konserlerimiz oldu. Belki sosyal medyada da katılımcı, şu anda burada bulunan katılımcılara denk gelmiştir. Konuk konuşmacılarımız oldu. Yazarlar, şefler. Onun dışında kendi çalışanlarımız arasında bir takım yarışmalar yaptık. İşte yemek yarışmaları, işte basket challenge vesaire gibi. Ev sporu her hafta devam etti. Uzaktan spor hocamızın eşliğinde. Onun dışında da özellikle çalışanlara birebir dokunmak anlamında da hem yöneticiler kendi ekipleriyle mümkün olduğunca günlük periyotlarda toplanmaya çalıştılar, ekip toplantıları yaptılar. Hem de İK iş ortaklarımız kendi accountlarındaki, kendi bölgelerindeki çalışanlarla ve zaman zaman hatta ihtiyaç halinde aileleriyle de bazı sıkıntılı durumlarda ailelerine de destek vermek üzere birebir seanslar gerçekleştirdiler bu dönemde. Dolayısıyla şu ana kadar oldukça iyi bir şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Yanaklar tarafında zaten biz artışlarımızı, ücret artışlarını Ocak ayında tamamlamıştık. Dolayısıyla orada bir şeyimiz olmadı. Performans primleri bizde Mart sonunda ödeniyor. Dolayısıyla aslında tam pandeminin yoğunlaştığı ve eve kapandığımız döneme denk gelmekle beraber burada hani ne bizim şirket olarak ne de holdingin primleri ötelemekle alakalı bir inisiyatifi veya kararı olmadı. Dolayısıyla onları da plana uygun şekilde Mart sonunda 2019'a ait primleri ödedik. Onun dışında yani sahalardaki arkadaşlara özellikle işte karantinada kalanlara veya dönüşümlü çalışanlara bir takım nakit veya sembolik ödüllendirmelerimiz oldu bu sürecin sonunda. Yani şu anda yavaş yavaş biraz daha normale döndüğümüz bugünlerde yaptık bu ödüllendirmeleri.
evden çalışan arkadaşlarımıza da zaten sizin sunumlarınızda da vardı. İnternet desteği anlamında bir takım yardımlarımız oldu. Onun dışında İK tarafında baktığımızda işte online kariyer fuarları tabii fiziken yapılamadığı için online yapıldı. Biliyorsunuz onlara katılmaya çalıştık. Oradaki öğrenci arkadaşlarla, mezun olmak üzere olan arkadaşlarla hem staj hem iş olanakları anlamında görüşmeler yaptık. Bir de gene belki esnek yanaklara atıfta bulunmak gerekirse, esnek yanaklarda biz yemekhane hakkımızı da sattırıyoruz. Bu dönemde yemekhane hakkını satmayıp normalde yemekhaneden faydalanması gereken arkadaşlar faydalanamadığı için onlara da bu dönemde günlük yemek bedellerini nakit olarak ödedik ve ödemeye devam ediyoruz şu anda da. Dolayısıyla yemek hakkını satanlarla satmayan arkadaşlarımız arasında en azından bir adalet sağlamak adına böyle de bir uygulamamız oldu. Bundan sonra buyurun. Süper. Bir iki dakikada toparlayabilirsek. Tamam. Bundan sonrasıyla ilgili biraz daha şey yapacağım. Özellikle şimdi bizim bir de ofis değişikliği durumumuz var. Eylül ayında ofisimiz değişiyor. Yani Anadolu yakasına taşınıyoruz. O anlamda da süreçte herhangi bir aksaklık olmadı zaten. O plan uygun devam ediyor. Burada özellikle evden çalışmayla ilgili tabii ne yapabiliriz sonrasında diye düşünüyoruz. Şimdi biz son bir yıllık istatistiklere baktığımızda şu anda dediğim gibi ayda iki gün olan haktan ortalamada kullanım oranı aslında bizim beklediğimiz seviyelerin altında. Yani %50'nin altında bir kullanım oranı var. Ama bu dönemde, pandemi döneminde yöneticilerin de biraz home office'e, evden çalışmaya olan bakış açısı bence değişti. Dolayısıyla eskiden böyle sanki evden çalışınca çok verimli olmuyor gibi çalışanlar belki de düşünürlerken o algının ciddi anlamda kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla dönüşte, ofise dönüşlerde bir kere zaten mevcutu kullanma oranı ciddi anlamda artacaktır. Bu arttıktan sonra da işte ayda 2'den ayda 4'e çıkarma düşüncemiz var. Bir de bizim şu anda sadece merkez ofis için uygulanıyordu evden çalışma. Sahalarda uygulanmasının çok mümkün açıkçası olduğunu düşünmüyorduk. Ama bu dönem gösterdi ki aslında sahalarda da pekala uygulamak mümkün. Dolayısıyla onu da yönetimin gündemine getireceğiz. Sahalardaki beyaz yakalı arkadaşlara tabii ki vardiyaya girmeyen arkadaşlara merkezdekiyle paralel şekilde bir evden çalışma hakkı tanıyalım diye tartışacağımız konulardan bir tanesi olacak. Onun dışında yani dijitalleşmeyle ilgili tabii daha neyi iyi yapabiliriz? Onlar üzerine konuşuyoruz bilgi teknoloji departmanımızla beraber. Ve bir de tabii iş hayatı, özel hayat dengesi bu dönemde bozulan durumlar da oldu. Hemen hemen herhalde bütün şirketlerde o anlamda çalışanlarımızdan da zaman zaman hani ne yapılabilirle ilgili bir takım şeyler geldi, geri bildirimler. O anlamda bunu da nasıl daha iyi yönetebilirizle alakalı bir takım planlamalarımız, bir takım araç kullanımları, yani hangi araçları kullanabiliriz bu anlamda teknik olarak. Onunla ilgili de araştırma ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Haluk Bey yine çok teşekkür ederim kıymetli tecrübelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de izninizle son olarak sözü Müjgan Hanım'a Schneider Elektrik'te vermek istiyorum. Müjgan Hanım, siz de neler tecrübe ettiniz? Ne gibi değişiklikler oldu hayatınızda ve bundan sonraki süreçle ilgili ne öngörüyorsunuz? Siz ne dersiniz efendim? Merhabalar tekrar. Herkese merhaba. Schneider Elektrik olarak hepimizin aynen aslında bahsettiği gibi ve yaşadığı gibi tecrübe etmediğimiz, tamamen yaşayarak öğrendiğimiz, biraz karanlıkta yolumuzu bulmaya çalıştığımız bir süreç oldu aslında. Bir çıt avantajımız belki globalde yavaş yavaş yayılmaları takip etmek oldu bizim. Çünkü Çin'de çok fabrikamız var. Onların tecrübe ettiği süreçler, akabinde Avrupa'daki yayılmalarla beraber dalga dalga aslında bize geldiğini hissettiğimiz, bildiğimiz, bu yüzden de bir çıt daha aslında hazırlıklı olmaya çalıştığımız bir süreçti. Ama sanıyorum Sibel'in de söylediği gibi bu kadar olacağını çok düşünmüyorduk. Yaşadıkça çok daha farklı boyutları çıktı ve gerçekten çok farklı şekillerde düşünmemiz, aksiyon almamız gereken bir yolculuk oldu bu. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu süreçte neler yaptık Schneider Elektrik olarak? Biz iki fabrika ve bir dağıtım merkezi olarak Türkiye'deyiz. Ve bu anlamda hem dağıtım merkezinde hem ofislerimizde hayat aynı şekilde akmaya devam etti. Hem ofislerimizde, pardon, fabrikalarımızda hayat aynı şekilde akmaya devam etti. Çok gurur duyduğumuz bir pandemi hastanesi süreci var. Bu hükümetin pandemi hastanesi projelerine kaynak sağladık. Bu anlamda da ne fabrikalarımızın ne de dağıtım merkezlerimizin aslında durma gibi bir lüksü zaten yoktu. Hayat orada neredeyse %100 kapasiteyle uzunca bir süre devam etti. Elbette ki tüm önlemleri alarak hayatımıza biz de devam ettik. Hem fabrikalar nezdinde hem dağıtım merkezi nezdinde.
Hep sloganımız öncelikle bakış açımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı olduğu yönünde verdik ve tüm iletişim yöntemlerini kullanırken de hep bu mesajı verdik. Pandemi komitesi kurduk. Fabrikaları, genel merkezi ve dağıtım ofislerine, dağıtım merkezlerinde içerecek şekilde. Ve öncelikle haftada 3 kere, sonra 2'ye düştü. Şu anda haftalık olarak gene aynı şekilde yöntemleri, kararları, vakaları konuşmaya devam ediyoruz. Çok şükür ki bizde de şu ana kadar ticari organizasyonda herhangi bir vakamız yok. Ama yakınlarını da, ailelerini de ya da görüştükleri arkadaşlarını vesaireleri de sürekli kontrol ve takip ederek gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Bunun dışında biz 16 Mart Pazartesi günü itibariyle home office'e geçtik tüm şirket olarak. Çok alışıktık biz home office çalışmaya ama tüm şirket olarak home office çalışmaya alışık değildik tabii. Bu farklı bir kültür ve bu elbette beraberinde farklı ihtiyaçları getiriyor. Hızlı adapte olduğumuzu, güzel adapte olduğumuzu düşünüyorum. Sahadaki arkadaşlarım da aynı şekilde dijital yöntemlerle müşterilerle iletişim kurmaya devam ettiler. Buna daha hazır olan müşteri gruplarımız var, daha hazır olmayan müşteri gruplarımız var. Ama yaşaya yaşaya, tecrübe ede ede hem biz geliştik hem onları geliştirdik. Bu dönemde çok iyi yaptığımız bir şeyin açıkçası çalışanları iyi dinlediğimizi ve çok feedback almaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Gerek anketlerle gerek sürekli bir araya gelerek gerçekten beklentilerini, zorlandıkları noktaları ve ne yaparsak onlara yardımcı olabileceğimizi çok dinledik. Ve alabileceğimiz tüm aksiyonları da bu talepler ve beklentiler paralelinde yönlendirmeye çalıştık. Bu sanıyorum sürekli olarak yaptığımız komünikasyonla bir araya gelmeyle de perçinlendi. Ülke başkanımız da normalde zaten belli aralıklarla town hall'larla bir araya gelir ama çok daha sık şekilde tüm gruplarla bir araya geldi. Sanıyorum onun da bu süreçte bu kadar yakından takip ediyor olması çalışanlarımız üzerinde daha da güven oluşturdu. Onun dışında çok net anlamda hani değiştirdiğimiz bir uygulamamız yok. Tabii ki aldığımız önlemler vesaire hepsi üst düzeye çıktı. Ama ne yan haklar kapsamında, ne işte primlerin ödenmesi, ne ücret değişikliği vesaire kapsamında herhangi bir şekilde hayatımızı durdurmadık. Mümkün mertebe hem işte satışlarımızla hem sahadaki işte dijital varlığımızla da organizasyona sadece yöntem değiştiriyoruz mesajı vermeye çalıştık. Bu mantıkla devam ettik. Ve bu süreci de çok güzel bir gelişim süreci olarak görmeye çalıştık ve çalışanlarımızın maksimumda aslında eğitim almalarını ve beraberinde çalıştığımız iş ortaklarında maksimum şekilde bizim çalışanlarımızdan webinar almalarını sağlamaya çalıştık. O anlamda çok dijital platformlarda öğrenmeyi çok desteklediğimiz ve gerçekten öğrendiğimiz bir süreç oldu. Zaten dijital learningler bizim hayatımızın çok ciddi bir parçası ama çok daha farklı eğitimler atayarak da onların psikolojik olarak da bu süreçte daha dinç, daha güçlü kalmalarını sağlamaya çalıştık. Tabii ki kendimizin de aynı şekilde. Farklı aplikasyonlarla, yoga ile, meditasyonla, işte sporla desteklemeye çalıştık. Biz şirket olarak sosyalliğe çok önem veriyoruz. Yani sosyal ortamları çok yaratmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Aramızdaki bağın da bu şekilde kuvvetlendiğine inanıyoruz. O nedenle dijitali de bu anlamda kullanmaya çalıştık. Farklı aktivitelerle bir araya gelmeye çalıştık. Online oyunlar oynadık. Keyifli zamanlar geçirmeye çalıştık. Sadece tea ve coffee talklar yaptık. Hiç iş konuşmadan. Tamamen hani nasılız, iyi miyiz, nasıl gidiyor diye birbirimizin hobilerinden öğrenmeye, birbirimizden öğrenmeye çalıştık. İşte anneler babalar birbirleriyle dertleştiler çünkü çok kolay bir süreç olmadı anne babalar ve çocuklar bu homeschoolinglerle vesaire. O anlamda onun dertleşmelerini yaşadık ve sosyal olarak da kendimizi ve süreci bu anlamda güçlü tutmaya çalıştık. Onun dışında esnek yanaklarda biliyorsunuz sizinle çalışıyoruz. Şimdi bundan sonrası için de hem sürecimiz tabii ki bu sene de gene açılıyor Temmuz itibariyle ilgili arkadaşlarım bununla çalışıyorlar. Hem de acaba bu süreçte yeni normallerimizle beraber nasıl değişiklikler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi home office bizim hayatımızın bir gerçeğiydi ama bundan sonraki yeni normallerle beraber çok daha fazla şekilde home office'i kullanmak istiyoruz. Yani %60-%70 oranında home office yapabilecek ya da remote working dediğimiz uzaktan çalışma yapabilecek modeller üzerine çalışıyoruz. Burada görev bazlı bir matris üzerinden gidiyoruz. Hangi görevin ofiste ne kadar süre kalması minimum ve maksimumunda gerekiyor diye bir matris oluşturuyoruz.
bu matriks bazı olduğunda da üzerine teknolojik olarak ne gerekiyor? Teknik olarak hangi ekipmanlarla bu kişileri desteklemeliyiz? Hangi eğitimleri aldırmalıyız bu kişilere hayatlarını kolaylaştırmak için? Modelleri üzerine çalışıyoruz. Ofisimizin aynı zamanda bir renovasyon süreci bu anlamda bizim hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Onu da aynı esnekliğe, aynı birlikte çalışmaya ama daha böyle kısa saatlerde ofiste olacağımız şekilde bir düzenlemeye gidiyor olacağız. Çünkü artık eğitimlerin ve takım çalışmasının ve takım yöneticiliğin de bu anlamda biraz tanımları değişti bizce. Çünkü uzaktan takım oluşturmak, uzaktan takım yönetmek, hatta aramıza yeni katılanların uzaktan onboarding'inin yapılması vesaire gibi çok farklı kavramlar hayatımıza giriyor. HR olarak da öncü bir şekilde bunların hem altyapısını kurmalı hem de yöneticilerimizi ve ekip liderleri bu anlamda yetiştirme ve geliştirmeliyiz diye düşünüyoruz. Uzaktan performans yönetimi nasıl yapılır? Performans yönetimi artık yıllık yerine daha kısa vadelerle oluşturulacak KPI'lerle mi olmalı? Daha bu anlamda sıkı şekilde output'ları nasıl takip etmeliyiz? Mantığıyla eğitimleri organize etmeye çalışıyoruz. Şu anda bunların planlama dönemindeyiz. Bunlarla beraber de dediğim gibi yeni düzenle beraber artık çok da eskisi gibi galiba devam etmiyor olacağız. 1 Haziran itibariyle biz genel merkez ve saha olarak hayatımıza geri döndük. Genel merkezde bir pilot grup oluşturduk. Gönüllü bir pilot grup bu. Biraz önceki arkadaşlarımın da aslında bahsettiği gibi herkesin hem fiziksel kondisyonları hem ruhsal ve mental kondisyonları bu anlamda ofise gidip ofise çalışmak için uygun olmayabilir. Ama bir de gönüllü bir grubumuz vardı. Artık hani yeter ben artık gerçekten ofise dönmek istiyorum. Daha rahat çalışacağıma inanıyorum diyen. Onlarla ofise geri döndük. Tüm dezenfektasyon ve tüm tabii ki koruma süreçlerini gerçekleştirerek bir aplikasyon oluşturduk. Bu aplikasyondan dijital olarak ofiste çalışmak istiyorum diye ilgili günde talep yapıyoruz. O ofisteki maksimum çalışma kontenjanına göre size onay ya da red veriyor sistem. Ayrıca işte aynı şekilde sistemi işte bir yemeğe de bağlı, bir yemek seçimine de bağladık. Anlaşmalı olduğumuz yemek firmasıyla beraber işte o hani riski daha minimize edecek şekilde yemek siparişini de vererek yine online olarak yönetebiliyoruz. Bu aplikasyon bize böyle bir kolaylık sağladı. Böyle değişikliklerle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ama aynen söylediğiniz gibi çok detaylı söyleyebilecek çok fazla şey var. Ama başka bir zaman aynen dediğiniz gibi daha detaylı olarak konuşuruz. Vaktimi verimli kullanayım. Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Söylediklerinizden şunu sonucu çıkartıyorum. Değişmeyen tek şey değişimi kendisi. Aynen. Buna olumlu bakmak, hayata olumlu bakmak ve öğrenmeye açık olmak hakikaten en önemli kas, en önemli özellik bu konuda. Çok da tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir süreçten ve tecrübeden geçmişsiniz. Yaşayarak da bunları en verimli olacak şekilde hayata geçirmeye de gayret ettiniz. Çok sağ olun tekrardan. Hem çok teşekkürler. Hem size tekrardan çok teşekkür ediyorum bu vaktini bize ayırdığınız için. Biraz vaktimizi açtık 15 dakika ama umarım esinleyici ve bilgi verici İlham verici bir webinar olmuştur diye ümit ediyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Soru var mı Elif? Müjgan Hanım'a mesela üretebileceğimiz bir soru hiç gözünüze çarptı mı? Sen ne diyorsun? Halihazırda gelen bir sorumuz yok. Tamam, süper. Birazcık süremizi de aşmamız nedeniyle. Bir soru var aslında, bir soru var. Sanırım şeyle ilgili. Mühendis gibi teknik roller için gıda yardımı olduğundan bahsettiniz. Bu yardımlar tüm çalışanlara mı yoksa fabrikalardaki teknik ekiplere mi sağlandı diye bahsedilmiş. Yani sizde bu sorulmuş. Müjgan Hanım, böyle bir fabrikada çalışmak durumunda olanlar için Mart ve Nisan ayı ve Mayıs süreci için düşündüğünüzde çalışmak durumunda olan ve iş başında olanlar için ayrı bir uygulamanız olmuş muydu? Ayrı bir uygulamaya gitmedik. Mevcut düzeni bu anlamda devam ettirdik. Ama hani tabii ki servislerde vesairede daha farklı önlemler alarak hayatımızı devam ettik. Ama sendikayla bu dönemde çok paralel ve iç içe devam ettiğimiz için ekstra başka bir uygulamamız gerekli olmadı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katılımcılar için, katılımcılara da vakti bize ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Feedbackleri sonrasında almak isteriz. Tekrar güzel bir gün ve güzel bir hayat dileğiyle diliyorum. Güzel bir yaz dönemi olsun hepimiz için. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese. Görüşmek üzere. İyi günler.